Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in İkinci devada kaldık Asalar Risalesinde İkinci Deva e, Toplamda 25 deva olduğunu belirtmiştik İkinci Deva Ey sabırsız hasta yani e, sabırsız hasta sabırsız hasta yani bir türlü sabredemeyen hasta. Hasta olduğu için yani sabredemiyor. İşte artık ne zaman iyileşeceğim? Hep böyle hasta mı kalacağım vesaire böyle sürekli sabırsızlık gösteriyor. Ey bu şekilde davranan hasta. Sabret. Belki şükret. Evet. Senin ne yapman lazım? Sabretmen lazım. Hatta şükretmen lazım. Niye? Çünkü ibadet iki çeşittir. Biri müsbet ibadet, yani müsbet, olumlu ibadetler, diğeri menfi ibadetlerdir. Müsbet ibadetler zaten bildiğimiz hani malum namaz, niyaz, oruç vesaire falan, sadaka bunlar malum ibadetlerdir, müsbet ibadetler. Bir de menfi ibadetler var. Dış görünüşte baktığında herhangi bir ibadet olarak gözükmüyor. Mesela hastalıklar, musibetler, sıkıntılar işte bunlar menfi ibadetler kısmına giriyor Çünkü bu sıkıntılar, bu musibetler, bu hastalıklar Bunlar sayesinde o musibete uğramış kişi Yani buna musibet zede diyoruz O musibet zede acizliğini ve zayıflığını hissediyor Ve bu sayede sonsuz güç, kudret sahibi olan Cenab-ı Allah sığınıyor, yalvarıyor Ve ona dua ediyor, ona iltica ediyor Bak bu sayede dua da ibadettir. dua u hadis var. E, dua da ibadettir. o kişi bu şeyi ne yapmış oluyor? Halis, riyasız manevi bir ibadete mazhar olmuş oluyor. İşte bu menfi ibadeler bunlar manevi bir ibadet kısmına girmiş oluyorlar. <laughs> bu kişi hastalığı sayesinde ne yapmış oluyor? Manevi bir ibadet, e, riyasız, ihlaslı bir ibadet e, yapmış oluyor. Sırf hastadır, ibadet e, yapmış sayıyor Ama e, şu şartla, dediğimiz gibi eğer ki Allah'tan şikayetçi olmazsa, Allah'a karşı isyan etmezse, e, böyle memnuniyetsizlik ifadeleri sergilemezse, o zaman o hasta onun e, bir dakikası, bir saat ibadet etmiş kadar sağlık kazanıyor. E, anlattığımız gibi yani, bir dakikasını bir saat kadar e, ona kar kazandıran böyle bir hastalık e, onun için e, dert değil, onun için bir e, nevi dermandır. O yüzden e, bu konuda sabret, belki şükret. Allah-u sana böyle bir imkanı tanıdığı için Allah-u Teala'ya sen şükret. Çünkü senin bu hastalığın ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir bak getirebilir çünkü şartlar yerine gelirse senin bir dakikanı bir saat ibadet hükmüne getirebilir işte şartları isyan olmayacak e, e, memnuniyetsizlik Allah'tan şikayet vesaire falan bu tarz ifadeler bu tarz e, durumlar olmazsa yani o kişi sabır ve şakir yani şu giden biri olursa o zaman bir dakikalık hastalığı yani sağ olsa, e, e, sağlık saati yerinde olsaydı bir saat boyunca Allah'a ibadet edilse o bir saatte kazanacağı sevabı bir dakikada kazanıyor. Hem de riyasız, ihlaslı bir şekilde onu elde etmiş oluyor. İşte senin bu hastalığın ne yapıyor? Ömür dakikalarını, bak ömür dakikalarını, bir dakikasını bir saat ibadet hükmüne getirebilir. Çünkü, çünkü ibadet iki kısımdır ibadet iki kısımdır yani iki ayrılır biri müsbet ibadettir ki biri müsbet ibadettir yani olumlu hani bildiğimiz malum ibadetler namaz niyaz gibi <laughs> namaz niyaz gibi malum ibadetlerdir malum ibadetler namaz niyaz oruç e, hac zekat sadaka de tebessüm, e, ilim öğrenmek ve de ilim öğrenmek vesaire emri bil maruf nehyan böyle bilinen malum ibadetlerdir. Diğeri menfi ibadetlerdir ki menfi ibadetlerden kastımız yani manevi ibadetlerdir ki dış görünüşte menfi olarak gözükür, olumsuz olarak gözüküyor, Bu ibadetlerdir ki hastalıklar, musibetler vasıtasıyla musibet zede yani o musibete uğramış olan kişi acizini ve dafını hisseder. Acizini, zayıflığını hisseder. halık Rahim'ine iltica eder. Ona sığınır. Bizim bir arkadaş vardı mesela hastalığından önce normal hayatı yani e, gayri meşru bir hayat sürüyordu. Ama daha sonra ciddi bir hastalığa yakalanıyor ve o hastalığa yakalanıktan sonra Böyle halisane bir nasuh tövbe ediyor. O nasuh tövbesinden sonra artık o gayrimeşru hayatı tamamen terk edip hatta gelip ilim bile okumuştu. Ve ilmini böyle bitirme seviyesine kadar getirmişti yani. İşte bak eğer hastalık mesela geçilmeseydi o kişi o gayrimeşru hayatına son verir miydi? Vermezdi. Hastalık ne yaptı? Ona o acizliğini hissettirdi ona o zayıflığını hissettirdi Halık-ı Rahim'le iltica etti, sığındı, yalvardı, dua etti, nasuh bir tövbe etti. Bu sayede ebedi hayatını kurtarmış oldu. Evet. Halık-ı Rahim'le iltica eder. Ona sığınır, yalvarır. O halis, riyasız, manevi bir ibadete mazhar olur. Yani manevi bir ibadete böylelikle kavuşmuş olur. Hastalık ve musibetler, sıkıntılar sayesinde. Evet. Ee, şimdi <laughs> musibetler, sıkıntılar bunları daima sevmemiz gerekiyor. Sıkıntı olmadığı zaman insan sıkılması lazım. Yani sıkıntı çünkü insanı olgunlaştırıyor. Sıkıntılar bu sıkıntılar insanı geliştiriyor, olgunlaştırıyor. Evet, doğrudur. Yani zirveye, tepeye çıkmak zordur ama manzara tepeden izlenince güzeldir. İşte tüm güzellikler hep sıkıntıların ardında gizlidir. Yani bir kişi ee, ben işte büyük bir alim olmak istiyorum deyip de yerinde oturarak alim olunmaz Yani öyle yerinde oturmakla alim olunsaydı o zaman e, kedi kasap olurdu Yani kasap et falan onu oturup izliyor kendine Öyle bakmakla olsaydı bu işler kedi kasap olmuştu İşte yani çaba sarf etmek gerekiyor Zorluk çekmek gerekiyor Sıkıntı çekmek gerekiyor Mesela e, Allah rahmet eylesin e, Seydan bana anlatıyordu, diyordu bir adam var e, büyük bir boğa büyük bir öküzü e, böyle e, ağlı da çok fazla böyle bir öküzü sırtına alıyor, merdivenlerden çıkarıyor, dama çıkarıyor ve tekrar merdivenden aşağı iniyor. Bunu gören insanlar çok şaşırıyor. Ya sen bunu nasıl başarabiliyorsun, bunu nasıl yapabiliyorsun falan. O da diyor ki <laughs> sizler ilk defa bunu yapmaya çalışıyorsunuz. O yüzden bu bo öküzü yerinden bile tepletemiyorsunuz. Ama ben rahatla da yutup getirebiliyorum. Niye? Çünkü ben bu öküz daha yeni doğduğu zaman o günden itibaren her gün günde birkaç defa sırtımı almışım, dama çıkarıp indirmişim. Artık benim bu vücudum ne yapmış? Benim bu vücudum o zorluğa alışmış. O yüzden bu benim için artık sizin için çok çok zor olan bir şey benim için sıradan bir hale gelmiş. Bence kolaydır. Sizin için zordur. Niye? Çünkü siz vücudunuzu, siz, vücudunuzu o zorluklara alıştırmadığınız için size çok zor geliyor. Ama bana çok kolaydır. İşte aynı şekilde eğer insanoğlu zorlukları severse, sürekli zorluklarla mücadele etmeyi severse hep zorlukları başar, zor başar, zor başar. Kolay. Zaten kolaydır. O kimilerinin gözünde çok çok zor olan bazı durumlar o kişi için yani çocuk oyuncağı gibi bir şey yani çok basit olur hale gelir. Çünkü zorluklar, sıkıntılar bunlar insanı olgunlaştırıyor, insanı kemale erdiriyor. Evet, hastalıkla geçen bir ömür, hastalıkla geçen bir ömür şu şartlarla bakın. Allah'tan şekva etmemek <laughs> Allah'tan şekva etmemek şartıyla yani Allah'tan şikayetçi olmamak şartıyla işte başka e, kimse mi yoktu hasta olacak bana hastalık verdi falan filan haşa böyle e, isyan ifadeleri kullanmaksızın Allah'tan böyle şekva olmadan şekva etmemek şartıyla mümin için ibadet sayıldığına rivayeti sahiha vardır. Yani bu hastalık mümin için ibadet sayıldığına dair <laughs> sahih rivayetler var bu konuda. Hatta bazı Sabir ve Şakir. Sabir ismi faal, Sabirun. Sabreden. Ve Şakir, Şakirun. Şükreden. Hatta bazı sabırlı ve şükür ehli olan hastaların bir dakikalık hastalığı bir saat ibadet hükmüne geçti. Bazı sabır ehli, şükür ehli hastalar bakıyoruz. Bir dakikalık hastalığı bir saat ibadet hükmüne geçti rivayetlerde var yani düşün sağlık sahti yerinde olsa bir saat boyunca ibadet etse o bir saat boyunca ibadeten kazandığı sevabı bir dakika hastadır şikayetçi değil isyan yok böyle tevekkül ehli o kişi o bir dakikada o ibadetin sevabını kazanıyor hem de riyasız ve ihlasla tabi bu şu anlama gelmiyor yani hasta oldu gidip tedavi olmasın Elbette ki e, İslam dininden meşrudur hasta olan kişi tedavisi için uğraşması çaba etmesi gerekiyor Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselam o şekilde buyurmuş Yani her bir hastalık için e, e, derman vardır tedavi olunuz tarzında hadisleri var Efendimiz Vesselam'ın. <laughs> o yüzden hasta olan bir kişi e, iyileşmek için tüm gerekli e, tedavileri, araştıracak, bunları gerekli tedavileri e, uygulayacak. Bak, şifası için uğraşacak, çaba sarf edecek. Bu İslam dininde meşhur olan bir davranıştır. Bunu yapacak. Ha, maksadımız nedir? Bu süreç içerisinde, yani o ta iyileşene kadar, o süreç içerisinde isyan olmasın. O kişi, o süreç içerisinde Allah'tan şikayetçi olmasın, haşa. Bu tarz. Ee, sıkıntılar olmasın diye amaç budur yani. Bazı sabreden, şükreden hastalar var ki onların bir dakikalık hastalığı evet bir saat ibadet hükmüne geçtiği ve bazı kamillerin böyle kemale ermiş maneviyatta ibadete kemale ermiş bazı e, Allah'ın veri kullarının bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçtiği bazı bazı kamil insanlar da var onların bu sefer bir dakikası bir saat ibadet hükmüne değil, bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçti. <laughs> Rivayet-i sahiha, sahih rivayetlerle ve keşfiyet-i sadaka ve doğru keşiflerle sabittir bu durum. Bazı kamilerin bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor. <laughs> Senin bir dakika ömrünü, bak, bir dakika ömrünü bin dakika hükmüne getirip, bak bir dakika ne yapıyor? Bin dakika hükmüne getiriyor. Bin dakika hükmüne getiriyor. Sen hastayken o hastalık ile geçirdin bir dakika, bin dakika hükmündedir. Sağlık saatin yerinde olsaydı bin dakika boyunca Allah'a ibadet etsen kazandığın sevabı bir dakikada kazanıyorsun o kadar büyük kârlar ve zaten anlattığımız gibi ahirete geçti, e, göç ettiğimiz zaman orada bu sevaplar bize çok çok lazım olacak. Çok muhtacız o, o, anda. İhtiyacımızın en fazla olduğu şeyler de bunlar. Başka bir hayata giriş yapacağız ve bunlar orada bize çok lazım olacak. Ve sen ne yapıyorsun? Bin dakikada kazan, kazanacağın o sevapları hassasın diye bir dakika hastalık geçirdin. O hastalıktaki bir dakikan sayesinde bin dakika hükmüne getirmiş oluyor bin dakikalık sabı sana bir dakikada kazandırıyor. O yüzden senin bir dakika ömrünü bin dakika hükmüne getirip sana uzun ömrü kazandıran hastalıktan. Bak sana bu uzun bir ömür kazandırıyor. Uzun ömür kazandırıyordan kasıt hani bin dakika ömür geçireceksin. Daha o kadar sağ kazanacaksın. Ama hastalık o kadar uzun bir ömür geçirip o sevabı kazanmak için uğraştırmıyor seni. Bir dakikada sana o kadar sevabı kazandırıyor. Yani orada ne olmuş oluyor? Ee, uzun bir ömür geçirmiş gibi kısa bir sürede o sevabı kazandın. Ee, daha o seviye gelene kadar daha bir sürü e, e, sevap elde etmiş oluyorsun. Yani bu sayede sana uzun ömrü kazandırmış oluyor hastalık. Uzun bir ömür geçirmiş gibi sevap kazanıyorsun. Yani 20 yıllık bir mesela 20 20 yıllık bir ömürde yani 40 binler yıl yaşamış gibi ömür geçmiş kadar sana sahip kazandırıyor sanki o kadar süre yaşamışsın, ve o kadar sahip kazanmışsın. Sana uzun ömrü kazandıran hastalıktan teşekkür değil, ondan şikayetçi değil, teşekkür et. Böyle bir hastalığa karşı insan teşekkür etmesi lazım. Çünkü ebedi hayata göçtüğümüz zaman, ahirete göçtüğümüz zaman orada e, her birimiz bir sevaba bile çok muhtaç olacağız. Birimizin peşinde dolaşacağız. Herkes kendi olacak. Nefsi nefsi diyecek. E, kimden bir sevap koparabiliriz? Kim bize bu, e, bu iyi yapar tarzda birimizin peşinde olacak. Bir sevap, bir sevap için yani ya. O kadar zora düşeceğiz, dara düşeceğiz. E hastalık ne yapıyor? Kısa bir sürede uzun bir ömür geçirmiş, ibadet geçirmiş kadar sana sevap kazandırıyor. E böyle bir hastalık ebedi hayatta seni e, ferahlatacak, seni rahatlatacak, sana bol sevap kazanacak. Böyle bir hastalıktan e, insan elbette ki teşekkür değil. İnsan bundan şikayetçi olamaz. Buna teşekkür etmesi lazım. Evet. Geldik. Üçüncü deva. Bu dersimiz de kadar olsun. Cenab-ı Allah muvaffakiyetler versin. Hepimizi razı olduğu, ihlaslı, muhakkik, müdakik, müttaki, salih, alim kullarından eylesin. Öyle nesiller, öyle talebeler nasip eylesin. Her türlü kaza, bela, musibetlerden, kem gözlerden, nazardan, fitne, fesattan, füsk kuşucudan günahlardan, insi ve cinli şeytanların şerrinden, ve belasından hepimizi muhafaza eylesin. Hepimize hakkı hak gösterip hakka uymayı, batılı batıl gösterip batıldan uzaklaşmayı nasip eylesin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب امين 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 الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين